Müsilaj olayı biyolojik, kimyasal, fiziksel şartlar uygun olduğunda çeşitli denizel organizmaların çoğalması sonucu ortaya çıkan aslında doğal bir olay. Son zamanlarda özellikle baktığımızda iklimsel koşullar bunun üzerine oldukça etkili. Özellikle durgun hava şartlarında ve rüzgarın az olduğu durumlarda yoğun olarak görüyoruz biz bu olayı. Denizel sistemdeki bitkisel organizmalar dediğimiz fitoplanktonik organizmalar deniz suyu sıcaklığının yüksek olmasıyla da beraber İlkbaharın gelmesiyle güneş ışığının da hem açı olarak fazla gelmesi hem günün uzun olması sebebiyle fotosentetik aktiviteyi arttırıyor bu organizmalarda ve yoğun olarak çoğalmalarına sebep oluyor. Bu organizmalar çeşitli şekillerde strese girdiklerinde ya da besin elementleri sistemde az olduğunda çeşitli polisakaritler, eksopolimerik organik maddeler salgılıyorlar ve bunların birleşmesiyle de sistemde bu jelimsi, yapışkan madde dediğimiz oluşumlar meydana geliyor. Sistemde rüzgarların etkisi arttığında yavaş yavaş bu olayın sonlandığını biz genellikle görüyoruz. Ancak dediğim gibi doğal bir süreç, ekonomik ve sosyal negatif etkileriyle de biz sık sık karşılaşıyoruz. Örneğin işte balıkçıların ağlarını çok negatif şekilde etkiliyor. Balıkçı ağlarının gözlerini kapatıyor. Onun dışında teknelerin pompalarına ya da filtrelerine zarar verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu dönemde biraz bu balıkçılık faaliyetlerini sınırlandırmak belki hem ekonomik açıdan hem zaman hem iş gücü açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Sahte bir dip yapısı oluşturuyor. Bu sebeple de özellikle balıkların hem beslenmesi, hem üremesi hem de göçleri üzerine negatif etkileri olabiliyor. Dibi kaplıyor, deniz çayırlarının üzerini kaplayabiliyor, balıkların yuvalarının üzerini kaplayabiliyor, yumurtaların üzerini kaplayabiliyor. Dolayısıyla oksijen alışverişinde sıkıntı olabiliyor. Yine askıda katı madde yükü fazla olduğu için ışık geçirgenliğini denizel sistemde etkilediği için fotosentez mekanizması üzerine etkisi söz konusu. Kirlilik daha önceden bu şekilde yoktu. Kaykay olarak geçiyor, yapışkan bir şey. Bu çok tehlikeli bir şey.
dip balıklarını da öldürüyor. Solungaçlarına şey yapıyor. Ben 3 aydan beri denize çıkmıyorum. Bu yapışkan bir madde. Yapışıyor, yapıştı, her tarafa bulaşıyor. Yani insan sağlığına belki de zararlı, bilemiyoruz. Avlanma şansımız yok. Şu an için kesinlikle yok. Kendiniz de görüyorsunuz. Nereye atacaksın? Zaten bunun içine balık girmez. Organizmaların beslenme, üreme, barınma alanlarında sorunlar oluşturabiliyor. Hem de Posidonia Oceanica'nın üzerini kaplayarak ışık almasını engelleyip fotosentez yapmasını engelleyebiliyor.